28 günde TYT biyoloji bitireceğimiz kampımızın 19. gününe hoş geldin. Bugün seninle birlikte hangi konuyu mu işleyeceğiz? Hadi gel, kitabımızı açıp bakalım. Kitabımızı açtığımda bugün içindekiler kısmında hücre bölünmeleri ve mitoz bölünmeyi işleyeceğimizi görüyorum. Ben hemen bugün işleyeceğim için 19. gününün kamp yolunu boyayayım. Sen de video anlatımını izledikten sonra boyamayı ihmal etme. Hadi gel bugünkü konu anlatımımıza başlayalım. İlk önce hücre bölünmeleri ile ilgili genel kavramlardan bahsedelim. Daha önceki videolarımızda birkaç kez söylemiştik. Canlılar bir hücreden ya da hücrelerden meydana gelebiliyordu, değil mi? Biz prokaryot ve ökaryot yapısına göre hücreleri ikiye ayırmıştık. Prokaryotların hepsi tek hücreliydi ökaryotlar içerisinde tek hücreli olan da vardı çok hücreli olan da vardı. Yani canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur ve neslin devamlılığı için hücrelerin birçok kez oluşması gerekir değil mi? Yani yeni üreme olaylarının gerçekleşmesi gerekir. İşte üremenin temelini de hücre bölünmeleri oluşturmuş oluyor. Hücre bölünmesini biz mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayırıyoruz ama onu ayırmadan önce bir hücre neden bölünmek ister onu konuşalım. Şimdi yüzey hacı oranı ya da hacim yüzey oranı dediğimiz bir oran var. Yüzey hacim oranı azalırsa ya da hacim bölü yüzey oranı artarsa hücre bölünmek ister. Burada hangisinin yukarıda hangisinin aşağıda yazdığına özellikle dikkat etmeni istiyorum. Bazılarına yüzey hacim oranı der bazılarında hacim bölü yüzey oranı der özellikle dikkat etmeni istiyorum. Bir de çekirdek organelleri yönetmekte zorlanırsa yani şöyle düşünmeni istiyorum bir sınıf ortamımız olsun o sınıfın içerisinde 10 öğrenci var bir de öğretmen var. Şimdi bir öğretmen o 10 öğrenciyle yeterli bir şekilde ilgilenebilir. Onların sorularını cevaplayabilir, değil mi? Ama o sınıfın içerisinde 10 öğrenci değil de 50 öğrenci olmuş olsaydı ne olurdu? O öğretmen o ders saati içerisinde bütün öğrencilerin sorusunu yanıtlayabilir miydi ya da hepsiyle ilgilenebilir miydi? Hayır. Yani çekirdeği burada öğretmen olarak düşünürsek, öğretmenin her biriyle ilgilenme durumu olmazdı. O nedenle çekirdek organelleri yönetmekte zorlanırsa diye düşünebilirsin. Madde alışverişi ya da atımında zorluk yaşandığı zaman da yine hücre bölünmek ister. Yani nerede çokluk orada kalabalık gibi düşünmeni istiyorum. Yani burada eğer o ortamda hücre ne kadar çok fazlaysa metabolik faaliyet de o kadar fazla olacağı için bu sefer ne olacak? Maddeler birikecek yani atık maddeler birikecek ya da besin alımı zorlaşmış olacak değil mi? Bu nedenle hücre bölünmek ister ki bu şekilde organelleri çekirdek yönetebilsin besin yeterli olsun, atık madde yeterli olsun ki hücre onu yeterli miktarda ortamdan uzaklaştırabilsin gibi. İşte hücre bu nedenlerle bölünmek istiyor. Tek hücrelilerde ve çok hücrelilerde hücre bölünmesi olayı farklı olayları meydana getirebiliyor. Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve rejenerasyonu yani onarımı sağlar diyebiliriz. Şimdi biz dedik ki hücre bölünmesi ile ilgili genel kavramlardan bahsedelim ilk önce. Burada bilmemiz gereken kavramlardan biri DNA. Zaten DNA'yı yani nükleik asitleri anlatırken bahsetmiştik. DNA dediğimiz canlının genetik bilgisini içeren kompleks yapılı bir moleküldü değil mi? Nükleotit adı verilen birçok birimden oluşuyordu. Yani nükleotit Ler mesela azotlu organik bazlardan oluşuyor diye düşünecek olursak adenin, timin, guanin, sitozin DNA'da bulunan azotlu organik bazlardır. Bunların bir araya gelmesiyle aynı zamanda 5 karbonlu şeker ve fosfat grubuyla tabii ki nükleotitler oluşuyor. O nükleotitler de bir araya gelerek DNA molekülünü meydana getirmiş oluyor. Peki gen ne demek? Şimdi DNA mı büyük gen mi büyük diyecek olursak tabii ki de DNA büyük. Gen dediğimiz şey DNA üzerindeki parçacıklar tamam mı? belirli bir parçadır diyebiliriz. Mesela bu DNA molekülü üzerindeki mavi gözlülük genini buna örnek verebiliriz. Yani birçok gen var DNA üzerinde. Onlardan bir parçasına biz gen demiş oluyoruz. DNA üzerindeki bir parça. Kromatin dediğimiz yapıya gelecek olursak ökaryot bir hücrede kromozomun oluşmasını sağlayan DNA'nın meydana getirdiği ve protein kompleksinden oluşan büyük bir yapıdır kromatin iplik. Bu kromatin ipliğin şekli bu şekilde gerçekten böyle kıvrışık kıvrışık bir yapı. Bu yapı kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz yapıyı meydana getirmiş oluyor. Peki kromatit dediğimiz yapıya gelecek olursak kromozomun her bir parçasına biz kromatit adını vermiş oluyoruz. Bir kromozomda iki kromatit vardır unutmayalım. Bunlar birbirinin aynısı ise yani bu kromatitler birbirinin aynısı ise bunlara kardeş kromatit adını vermiş oluyoruz. Kromozomun bir parçası kromatitmiş. Peki hocam ben DNA mı büyük gen mi büyük kromozom mu büyük bunu nasıl aklımda tutacağım diyecek olursam da bunu kedi geni olarak kodlayabilirsin. Tamam mı? Kedi geni. Şimdi kedinin K'sine kromozom, DNA gen ve nükleotit şeklinde bunu sıralayabilirsin. Anlaştık mı? Peki kromatiti gördük, kodlamamızı da yaptık. Devam edelim homolog kromozom kavramından. Homolog kromozom dediğimiz şey de bir anneden, biri babadan gelmeli homolog kromozomların ve bunların şekil ve büyüklükleri birbirinin aynısı olmalı. Bir de birbirine karşılık gelen bölgelerinde aynı genin taşımalılar. Kesinlikle çok çok önemli. Bunlar bir tane kromozom çiftinden meydana gelmiş oluyor. Burada da zaten görmüş oluyoruz. Şurada bir kromozom burada da bir kromozom. işte bir çift homolog kromozom bu şekilde meydana gelmiş oluyor. Bunlar sadece diploid hücrelerde bulunmuş oluyor. Biraz sonra da diploid hücre ne demek zaten ondan bahsetmiş olacağım. Gelelim sentromer. Sentromer dediğimiz merkezde bulunan bir yapı. Yani hemen ben sana homolog kromozomun üzerinden gösterecek olursam şurada yuvarlak olarak gösterdiğim ve sarı renkli olan kısım var ya işte orası sentromerdir. Kardeş kromatitleri bir arada tutan yapıdır ve bu şekilde de kromozom meydana gelmiş oluyor. Kinetekor dediğimiz yapı ise kinetekorda böyle sentromerlerin dış kısmında olan i ipliklerinin bağlanacağı bölgeye verdiğimiz isimdir. Bir sentromerde iki tane kinetekor bulunduğunu unutmayalım. Şurası bir sentromerdir. Yeşil ile gösterdiğim yerlerde kinetekor bölgeleri olmuş oluyor. İyi iplikleri bu bölgelerden kromozoma bağlanıyor. Bağlanmış mı bağlanmamış mı da onları ilerleyen aşamalarda kontrol noktalarında kontrol ederek hücre bölünmesini gerçekleştirmiş olacağız. Haploid ve diploid kavramlarına gelelim. Eşi olmayan kromozomları taşıyan hücreleri biz haploid hücreler adını veriyoruz ve bunlar n ile gösteriliyor. Yani haploid eşittir n kromozomlu hücredir demeni istiyorum. Diploid ise kromozomun çiftler halinde bulunduğu hücrelerdir. Bunlar da 2n ile gösterilir. Yani 2n kromozomlu hücreleri de diploid kromozomlar demiş oluyoruz. Peki o zaman diploid kromozomlu hücreler sadece homolog kromozomunu içeren hücrelerdir. Unutmayalım. Haploidler içerisinde homolog kromozom çifti bulunmaz. Bir de otozom ve gonozom kavramlarına gelelim. Otozom dediğimiz vücut hücrelerimizdir. Gonozom dediğimiz eşey hücrelerimizdir. Vücut hücresi otozomdur. Yani mesela bir insanı düşünecek olursak. 2 yan eşittir 46 kromozoma sahibiz biz değil mi? İşte bunun 44 tanesi otozom, 2 tanesi ise gonozom olmuş oluyor. İnsanda diploid hücrelerde 44 otozom var. Haploid hücrede ise 22 otozom var. Bunu nasıl düşüneceğiz? Şimdi burada ben diploid kromozomlu bir hücrede 44 tane otozom olduğunu gösterdim sana değil mi? Peki bu iki eni, yani şöyle düşünmeni istiyorum. Hemen 2 eşittir 44 ya o zaman en eşittir 22 olacak. Bu şekilde düşünebilirsin. Soruda sana vücut hücresindeki kromozom takımını sorarsa aman diyeyim kesinlikle 2 deme hemen. İnsan hücresi derse Evet iken demeni istiyorum ama erkek arılarda bunlar en kromozomlu yapıya sahip olan hücreler olduğu için bu nedenle hemen kromozom takımı dediği zaman insan demiyorsa iken demeyeceğiz. Bu ayrım çok çok önemli. Gonozoma gelecek olursak bu da eşey hücresidir. Erkeklerde XY olarak ifade edilirken dişilerde XX olarak ifade edildiğini unutmayalım. O zaman erkeklerdeki gonozom çeşidi sayısı 2'dir. Dişilerdeki gonozom çeşidi sayısı birdir diyeceğiz çünkü x x zaten ikisi de x olduğu için dişilerde bir tane çeşit vardır diyeceğiz. Ama erkeklerde bir X var bir Y var o nedenle iki çeşit gonozom var demiş olacağız. Bir de burada şunu ekleyelim. İnsanlarda diploid hücrelerde yani iken kromozomlu hücrelerde iki tane gonozom var. Erkeklerde XY, dişilerde XX olmak üzere haploid hücrelerde de bir gonozom var. Erkeklerde bu X de olabilir, Y de olabilir. Dişilerde Tek başına X olacak bunu unutmayalım. Hemen bunu daha net aklında canlandır diye aşağıdan ifade etmek istiyorum. Erkek bireyde 44 tane otozom XY olmak üzere de gonozom var değil mi? Bu ikiyen eşittir 46 kromozom yani diploid bir canlı da bu şekilde. Ama haploid olduğu zaman şöyle de olabilir böyle de olabilir. 22 artı X 22 artı Y şeklinde de olabilir. Dişilerde ikiyen olduğunda 44 artı XX şeklinde olacak n olduğu zaman da 22 artı x 22 artı x şeklinde olmuş olacak. Peki şimdi şurada çok çok önemli gördüğüm bir yapıdan bahsedelim. Burada bir neyimiz var bizim homolog kromozomumuz var. Hemen ona bakalım. 5 ve 6 birlikte veriliyorsa buna homolog kromozom diyoruz. Peki 1 ve 2 ne olmuş oluyor? Bunlar iki tane birbirinin aynısı olan kromatitler. O zaman kardeş kromatit olmuş oluyor. 3 ve 4 ne olacak? Bu da yine birbirinin kardeşi. Peki burada 1 ve 3 ne olacak? Kardeş olmayan kromatitler ya da 2 ve 4 ne olacak? Yine kardeş olmayan kromatitler olarak bizim karşımıza çıkmış olacak. Tamam. Bir de ikiyen dediğimiz insan hücrelerinde neler var? Onlardan bahsedelim. Bizim vücut hücrelerimiz ikiyen kromozomludur. Ya da eşey ana hücrelerimiz ikiyen kromozomludur. Unutmayalım. Peki insanlarda en kromozomlu olan yapı nedir? Eşey hücreleridir. Bak. Eşey ana hücresi dediğimiz zaman ana olduğu zaman biraz daha büyük oluyor. İki yan oluyor. Eşey hücresi dediğimiz zaman da en olmuş oluyor. İnsanlarda eşey hücreleri de sperm ve yumurta olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi gelelim hücre döngüsüne. Şimdi biz hücre bölünmelerini mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayırmıştık ya. İlk önce hücre döngüsünden başlayalım ve onu detaylı bir şekilde anlatalım. Bu dersimizde de mitoz bölünmeyi işlemiş olacağız. Şimdi hücre döngüsü dediğimiz şey de bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren yeni bir hücrenin bölünmeye başlayacağı aşamaya kadar geldiğimiz yere hücre döngüsü adını vermiş oluyoruz. Hücre döngüsü bir canlıda interfaz ve mitotik evre olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Şimdi interfaz ayrı, mitotik evre ayrı. Mitotik evreyi de biz kendi içerisinde çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Çekirdek bölünmesinin diğer adına mitozla diyebilir, karyokinez de diyebilir. Stoplazma bölünmesinin diğer adına da sitokinez diyebilir. Anlaştık mı? Şimdi o zaman çekirdek bölünmesinin aşamaları nelermiş? Profaz, metafaz, anafaz, telofazmış. Sitokinez dediğimiz olay da hayvanlarda ve bitkilerde farklı olarak gerçekleşiyor. Hayvanlarda boğumlanma ile, bitkilerde ise aralemel ile gerçekleşmiş oluyor. Burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Sana mitoz dediği zaman hemen şunu demeyeceksin. İp mat olarak kodlamayacaksın bunu yani tamam mı? Mitoz dediğimiz aşama bir karyokinezdir. Yani bir çekirdek bölünmesidir. Bu nedenle profaz, metafaz, anafaz, telofaz evrelerinden oluşuyor. Dört evreden. İnterfaz dediğimiz aşama çok daha başka bir aşama olarak karşımıza çıkıyor. Onu unutmayalım. Yeni yeni sorularda da karşımıza geliyor. Özellikle yeri geldiği zaman da söyleyeceğim. Zaten kitabım içerisinde de bununla ilgili bir soru var. Şimdi mitotik evreyi biz M ile göstereceğiz. Karyokinez ve sitokinezden oluşuyor. İnterfaz aşamasını da i ile göstermiş oluyorum. Bu da G1, S ve G2 evrelerinden oluşmuş oluyor. Şimdi hücre döngüsünün süresi aynı canlının farklı dokularında farklılık gösterebilir. Yani Mesela insanlardaki bazı hücreler 24 saatte bir bölünürken bazıları 8 saatte, bazıları 18 saatte bölünebiliyor. Mesela kemik iliği hücrelerinin bazıları 18 saatte bölünebiliyor. Yani bir canlının içerisinde bölünme süreleri de farklılık gösterebiliyor. Ya da farklı canlılarda da bu bölünme süreleri farklı olabilir mi? Tabii ki de farklılık gösterebilir. Mesela bir bakteri hücresi 20 dakikada bir bölünürken insandaki bazı hücrelerin 24 saatte bazılarının 8 saatte bazılarının 18 saatte bölünebildiğini söyledik. Her hücre bölünür mü peki? Hayır bölünemeyen hücrelerimiz var. Mesela çok hücreli canlılarda bazı hücreler bölünmeyebiliyor. Bunu da hemen kars olarak kodlayalım. Mesela kas hücreleri yani çizgili kas hücrelerimiz ya da olgun al yuvarlarımız retina hücremiz ya da bazı sinir hücrelerinin bölünemediği saptanmış. Hatta niye buraya bazı diyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Map kitabımızda bir bilgi var var böyle sarı ile gösterilmiş böyle postit kağıdı gibi yapıştırılmış bir not verilmiş. Demiş ki e, beynimizde bir hipokampüs adını verdiğimiz bölge var. Bu bölgedeki bazı sinir hücrelerinin bölünebildiği saptanmış ama bununla ilgili araştırmalarda hala devam ediyor şeklinde bir not var. İşte bu nedenle de bazı sinir hücreleri bölünemez şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Bir de Hocam hücre döngüsü içerisinde şurada G0 diye bir yer vardı. Sen oradan bahsetmedin. Şimdi bu G0 dediğimiz yerde şu. Bölünme yeteneği olmayan ya da zor da kalmadıkça bölünemeyen bazı hücreler var. İşte bu evreler G1 evresinden S evresine geçmez. Zaten S evresine geçerse DNA replikasyonu olursa mutlaka bir hücre bölünür. Eğer G1 evresinden S evresine geçmediyse, G1 evresinde kaldıysa işte bu bölünmeden hayatına devam eder. O aşamaya da G0 evresi adını vermiş oluyoruz. Yani G1 evresinde kaldıysa G0 evresine geçiş yapmış oluyor. Nasıl hücrelermiş? Ya bölünemeyen hücreler ya da zorda kalmadıkça bölünmeyen hücreleri buna örnek olarak verebiliriz. Şimdi gelelim hücre döngüsünün aşamalarına bakmaya. İnterfazdan başlayalım. İnterfaz bir hücre döngüsü içerisindeki en uzun evredir. Ve bölünme için aslında canlılık faaliyetleri olurken gerekli hazırlıkların yapıldığı evreye biz interfaz evresi demiş oluyoruz. Ayrıca burada bilmemiz gereken önemli kavramlardan biri. Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi sırasını görev alan sentrozom organeli var. İşte sentrozom adını verdiğimiz organel de burada eşlenmiş oluyor. Bitki hücrelerinde sentrozom yok. Bu nedenle sentrozom eşlenmesi bitki hücrelerinde görülmez. Unutmayalım. G1, S ve G2 evrelerinden oluşuyor interfaz aşaması. Şimdi onu da bakmış olacağız. G1, S ve G2 evresinden oluşuyor. Kontrol noktası var G1 evresine G1 kontrol noktası G2 evresinde G2 kontrol noktası ve mitotik evre içerisinde de M kontrol noktası bulunmuş oluyor bu kontrol noktalarını biraz sonra göstermiş olacağım. Ama burada sadece evreleri bilelim. Aslında bu evrelerde detaylı bir şekilde ne olduğunu bilmene gerek yok. Sadece bilmeni istediğim şey S evresinde DNA replikasyonunun gerçekleşiyor olması. Ama diğerleri hakkında da ufak çaplı bilgilerin olsun diye hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. G1 evresinde hani böyle hücre bölünmesin başlarken gerekli hazırlıkların yapıldığı evreydi ya interfaz evresi. İşte burada aslında bir çok hazırlık ilk aşamada burada oluyor. Yani protein sentezi artıyor, mitokondri faaliyeti artıyor, metabolizma hızlanıyor, ATP sentezi artıyor gibi gibi gibi. Her şeyin miktarını artırmış oluyoruz. S evresinde DNA replikasyonu oluyor ve aynı zamanda hayvan hücrelerinde sentrozom organeli eşlenmiş oluyor. G2 evresinde ise hazırlıklar tamamlanıyor. Artık burada da var hazırlıklar ama son aşamada da bütün hazırlıklar olmuş mu? Her şey yerli yerinde mi? Miktarlar iyi mi? DNA replikasyonu olmuş mu diye burada son bir aşama yapılmış oluyor ve bu şekilde hücre döngüsü başlıyor şeklinde ifade edebiliriz. Hayvan hücresi ve bitki hücresi bu şekilde. Hayvan hücresinin yuvarlak, bitki hücresinin daha dikdörtgen şeklinde bir hücre olduğunu söyleyebilirim. Gelelim mitotik evreye. Mitotik evre sitokinez ve karyokinez olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesiydi ya da diğer ismiyle mitoz olarak isimlendirilebiliyordu. O nedenle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim mitoz bölünmenin genel özelliklerine. Bir hücre mitoz bölünme geçirebilecekse bu hücre hangi kromozom takımına sahip olabilir diyecek olursak n de olabilir, 2n de olabilir, 3n de olabilir. Tamam mı? Yani n, 2n, 3n kromozomlu hücrelerde mitoz bölünme gerçekleşebilir. Peki mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler kalıtsal çeşitliliğe sahip midir? Hayır ama o hücre mutasyon geçirmiyorsa kromozom sayısı da hücrenin bölünmesi sonucunda yani mitoz bölünmenin sonucunda sabit kalıyor ve değişmiyor. Bölünme sonucunda da iki hücre oluşmuş oluyor. Mitoz bölünme bir hücrelilerde üremeye çok hücrelilerde büyü gelişme ve yenilenmeyi sağlamış oluyor. Burada soru yaptıracağına inandığım bir kap geç bilgisi vermek istiyorum sana. Erkek arılar en kromozomlu diye söylemiştim değil mi? Yani sana bir eğer insan hücresi demiyorsa hemen kromozom takımını sorduysa iken dememeliydik. En kromozomlu olan canlılar da vardı. Mesela erkek arıları buna örnek veriyoruz demiştik. Erkek arının mitoz geçirmesiyle spermler oluşur. Yani mitoz bölünme üreme hücresinin oluşumunu da sağlayabiliriz u unutmayalım. Yani partenogenez olayının dışında erkek arı oluştu. Yani partenogenez olayı ile erkek arı oluşuyor. Bu partenogenez olayını da yarın anlatacağım eşeysiz üreme kısmında. Şimdi e, erkek arılar partenogenezle oluşuyor en kromozomlu. İşte bu en kromozomlu erkek arıdan spermler oluşuyor. Yine en kromozomlu. İşte bu mitoz oluşuyor. Yani bir erkek arının üreme hücresini üretmesi de yine mitoz bölünmeyle oluşmuş oluyor. O nedenle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani büyüme, gelişme ve yenilenmenin dışında erkek arıların üreme hücrelerini üretmesi de mitoz bölünme ile gerçekleşiyor unutmayalım sorularda karşımıza gelebilir. Burada dikkat etmeni istediğim bir kısım daha var. Prokaryot canlılarda mesela bakterilerde örnek verecek olursak bölünme ile hücre bölünmesi gerçekleşiyor. Ama bu bölünme mitozla olmuyor unutmayalım. Çünkü karyokinez dediğimiz olay bir çekirdek bölünmesiydi değil mi? Bak çekirdek bölünmesi diyorum. Prokaryotlarda çekirdek var mıdır? Yoktur. O nedenle prokaryotlar mitoz bölünme geçirmezler unutmayalım. onlar da sadece DNA replikasyonu oluşuyor diyeceğiz. Onu unutmayalım. Yani iyi ipliği oluşması da olmaz. Prokaryotlarda çekirdek bölünmesi de olmuyor. Unutmayalım. Yani DNA eşlenmesine ek olarak sitoplazma bölünmesi oluyor diye ifade edebiliriz. Mitos sonucu oluşan hücrelerin değişen ortam şartlarına uyum yeteneği azdır. Ama ortam şartlarına uyum yeteneği fazladır. Yani değişen ortam şartı mı diyor sadece ortam şartı mı diyor dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kalıtsal çeşitliliğe sahip olmayan hücreler oluyor ya mitoz bölünme sonucunda. O nedenle o ortamda en iyi çoğalan canlıdır diyelim ki o canlı. O zaman ortam şartına en iyi bir şekilde uyum sağlar. Ama değişen ortam şartını, ortamı değiştirirsek o canlı ölebilir. O nedenle dikkat etmemiz gereken kısımlardan biri. Şimdi kap geç kısmına bakacak olursak mitoz sonucu oluşan hücrelerde neler farklı olabilir? Onlardan bahsedelim. Sitoplazma miktarı yani iki hücre oluşuyor ama biri büyük biri küçük olabilir. Burada organel sayısı da fazla olabilir. Büyük olan da küçük olan da daha az olabilir. Ya da hücre büyüklükleri de biri büyük biri küçük olarak da farklılık gösterebilir. O nedenle mitoz sonucu oluşan hücrelerde farklı olabilecek yapılar bunlardır ancak organel çeşitleri ve kromozom sayıları kesinlikle aynıdır unutmayalım. Mitoz bölünme yani karyokinez dediğimiz bu aşama 4 aşamadan meydana geliyor. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Şimdi gel birlikte onlara bakalım. Profaz dediğimiz aşama çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolduğu aşamadır. Şimdi kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak bu evrede kromozomları meydana getirir ve burada endoplazmik retikulum kaybolur, çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar gibi ifadeleri kullanmış oluyoruz. İyi iplikleri bu aşamada oluşmuş oluyor. İyi ipliklerinin bu aşamada oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bitki hücresinde sentrozom organeli var mıydı? Yoktu. O nedenle bitki hücrelerinde iyi ipliklerini üreten yapı mikrotübüllerdir. Bunlar da hücre iskeleti elemanı olarak karşımıza çıkmış oluyor. İyi iplikleri kinetekora profaz evresinde bağlanmış oluyor. Şekil üzerinden de bu şekilde Şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi aslında profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi evreleri sen ortaokul grubundayken gördün değil mi? İşte bu nedenle burayla ilgili çok sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Ama hangi aşamada neyin gerçekleştiği çok 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 önemli sorularda bunu soruyorlar. Hücre bölünmeleriyle ilgili. O nedenle dikkatli bir şekilde buraları takip etmeni istiyorum. Gelelim metafaza. Metafaz dediğimiz aşamada da iyi iplikleri kromozomlar ile artık bağlantı kuruyor ve bu bağlantı sonucunda da ekvatoral düzlemli kromozomlar tek sıra halinde bir birinin üstüne gelmeyecek şekilde yan yana dizilmiş oluyor. Buradaki tek sıra kavramı önemli. Çünkü mayoz bölünmede çift sıra dizilecekler bunlar. Yani buradaki tek sıra kavramı çok önemli. Bunlar tek sıra halinde dizilmiş olduğu için bu ekvatoral düzleme. Bu nedenle burada kromozom anormalliği var mı? Net bir şekilde burada görülebiliyor. İşte buna da karyotip deniliyor. Yani kromozom karyotipi denilmiş oluyor. Burada kromozomların en net görüldüğünü ifade Edelim tekrardan önemli. Gelelim ana faza. Ana faz dediğimiz aşamada da burada kromozomlar sentromer bölgelerinden ayrılacak ve kardeş kromatitler zıt kutuplara gitmiş olacak. Burada sentromer bölünmesi oluyor ve böylece kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara gitmiş oluyor. Şimdi sentromer dediğimiz kavramın ne olduğunu bilmeseydik, ben bu konuya başlamadan önce onunla ilgili genel bilgi kısmında bunu anlatmasaydım böyle aklımızda soru işaretleri kalabilirdi. Ama sentromer dediğimiz yer neresiydi? Hemen çizelim. Şunu bir kromozom olarak çizecek olursam şu içi boyalı olarak gösterdiğim yer sentromer kısmıydı. Burası yarılıyor ve burada kardeş kromatitler zıt kutuplara gitmiş oluyor. İşte biz bir hücrede kromozomu sayacak olursak bu sentromer bölgelerini saymalıyız, tamam mı? Yani e, kaç tane sentromer varsa o kadar kromozom vardır diyeceksin. Ha, o zaman burada sentromer yarılması oluyorsa burada kromozom sayısı iki iki katına çıkıyor gibi kabul edebilir miyiz? edebiliriz Bunu da bu şekilde anlatalım. Yani anafaz evresinde kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıkmasının sebebi tam anlamıyla sentromer yarılmasının gerçekleşmesiyle olmuş oluyor. Hemen kendime not kısmında bunu söyleyeyim. Sentromer bölgesini saydığımızda neyi buluyorduk biz? Kromozom sayısını. İşte anafaz evresinde sentromer yarıldığı için burada kromozom sayısı iki katına çıkmış oluyor. Peki bu kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıkma neyi sağlıyor? Ana fazda iki katına çıkması bu mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşacak ya işte yine aynı kromozoma sahip hücrelerin olmasını sağlıyor. Yani bir hücrede kromozom sayısının sabit kalmasını mitoz bölünmede gerçekleşen ana faz evresindeki bu sentromer yarılması sağlar diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Gelelim telofaza. Telofaz aslında profaz evresinin tam tersi. Yani profazda neler oluyorsa burada tam tersi olacak orada neler oluyordu çekirdek zarı çekirdekçi kayboluyordu endoplazmik retikulum kayboluyordu kromozomlar oluşuyordu yani kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alıyordu iyi iplikleri oluşuyordu vesaire vesaire İşte o zaman burada tam tersi olacak profazın tersidir yani çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşmaya başlar iyi iplikleri kaybolur kromozomlar bu sefer kromatin ipliğe dönüşür ve çekirdek bölünmesi bununla birlikte tamamlanmış olur telofaz aşaması ile birlikte eş zamanlı olarak sitokinezde başlar. Sitokinez dediğimiz aşama sitoplazma bölünmesiydi. Bitki hücrelerinde aralemel ile oluyor bu olay. Hayvan hücrelerinde ise boğumlanma ile oluyor ve bu olay telofazın sonunda başlamış oluyor. Dediğimiz gibi eş zamanlı olarak bu aşamada başlamış oluyor. Ama diyelim ki başlamazsa. Başlamak zorunda mı? Değil. Başlamazsa ne olacak? Hücrede sitoplazma bölünmesi olmadığı için karyokinez olmuştu. Çekirdek bölünmesi oldu ya. O zaman bir hücrenin içerisinde iki çekirdek olacak. Yani çok çekirdekli hücrelerin oluşması durumu meydana gelmiş olacak. Hayvan hücrelerindeki boğumlanma bu şekilde olmuş oluyor. Bu bitki hücrelerinde gerçekleşen ortalamel dediğimiz kavram yerine bize ara plak da diyebilir, orta lamel de diyebilir, ara lamel de diyebilir tamam mı? Bunları da söyleyebilir. Bunun oluşumu da bir bitki hücresinde golginin faaliyeti sırasında gerçekleşmiş oluyor. Bunu da zaten organelleri anlatırken ifade etmiştim. Gelelim sitokineze yani sitoplazma bölünmesine. Bu mitotik evre içerisinde anlatıyoruz değil mi şimdi? Çekirdek bölünmesinden sonra meydana gelen aşamaya biz sitokinez demiş oluyoruz. Genellikle burası telofazla birlikte baş ve mitozun bitmesinden kısa bir süre sonra iki yavru hücrenin oluşması ile sonlanmış oluyor. Hayvanlarda bitki hücrelerinde farklılaşıyor onu zaten söyledik. Ee, hayvan hücrelerinde çeper olmadığı için e, mikrofilamentler aracılığıyla hücre zarı dıştan içe doğru boğumlanma şeklinde bu olayı gerçekleştiriyor. Ama bitki hücrelerinde hücre duvarı olduğu için orada golginin faaliyeti ile birlikte e, aralenme oluşması gerçekleşiyor. Burada içten dışa doğru bir bölünme gerçekleşiyor. Hayvanlarda dıştan içe doğruydu. Yani bir balon düşünecek olursam balonu dıştan içe doğru sıktırırsın ama bitki hücrelerinde içten dışa doğru bir bölünme gerçekleşmiş oluyor. Biraz önce söylediğim gibi ara elemel yerine orta lemel ara plakta diyebilir. Çok çok önemli. Onu da unutmayalım. Şimdi mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin neleri aynıdır ya da neleri farklı olabilir ona bakalım. Organel sayıları farklı olabilir. Stoplazma miktarı farklı olabilir. Hücrenin hacmi farklı olabilir. Hücrenin büyüklüğü farklı olabilir. Değil mi? Yani iki hücre oluşuyordu. Biri büyük, biri küçük olabilir. Ama bunların içerisinde bulunan organel çeşitleri kesinlikle nedir? Aynıdır. Gen yapısı kesinlikle aynıdır. DNA miktarı, kromozom yapısı, kromozom sayısı kesinlikle aynıdır unutmayalım. Bize bir mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin şunları şunları verip neleri aynıdır diye sorabilir. O nedenle oradaki öncülleri net bir şekilde yapabilmek için, anlayabilmek için bu kısmı bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluştuğunu biliyoruz. Diyelim ki 4 defa mitoz bölünme geçirmiş olsun bir hücre. O zaman bölünme sonucu oluşacak hücreleri hesaplamak için kullanacağımız formül 2 üzeri n'dir. Buraya 2n yazmışım hemen düzeltelim. n dediğimiz şey bölünme sayısıdır. Ee, yani n dediğimiz şey bölünme sayısı demiştik ya o nedenle oraya 4 yazdık. 2 üzeri 4'ten 16 adet hücre oluşmuş olacak şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Burada da hemen bir örnekle zaten ifade etmiş oluyorum. Tamam? Devam edelim şimdi. Hayvan hücresindeki mitoz ve bitki hücresindeki mitoza bakacak olursak profaz metafaz anafaz telofaz evreleri gerçekleşiyor mitoz evresinde yani karyokinezde değil mi şimdi o zaman yuvarlak olan hücrenin hayvan hücresi dikdörtgen olan hücrenin bitki hücresi olduğunu görüyoruz yani aslında çoğu kaynakta genel manada hayvan hücresi verilir onun üzerinden anlatılıp gidilir ben bütün bölünme çeşitlerinde hem bitki hem de hayvan hücresini vermek istedim ki daha net gözünde canlansın diyeyim Şimdi bir hücremiz var bizim. Burada hayvan hücresinin yuvarlak olduğunu gördük. Burada dört tane kromozom var. Metafaz evresinde ekvatoral düzlemde. Anafaz evresinde sentromer yarılmasıyla birlikte kardeş kromatitler zıt kutuplara gidiyor. Ve telofazla birlikte artık de eş zamanlı başladığını düşünürsek burada bir boğumlanma olayının gerçekleştiğini görüyoruz. Bitki hücresinde de arelemel ile bu bölünme gerçekleşmiş oluyor. Peki e, burada sentromer dediğimiz bölgeleri sayacak olursak sentromer merkezde olan yuvarlak olan kısımda değil mi evet o zaman onları sayacak olursak burada dört tane kromozom var yani en eşittir dört kromozomlu bir hücrenin hücre bölünmesini anlatıyor şeklinde ifade edebiliriz e ilerleyen aşamalarda ben bir hücrenin 2n mi n kromozoma sahip mi yoksa kaç tane kromozomdan oluşuyor işte onu anlayabileceğimiz yöntemleri sana anlatmış olacağım. Eksiksiz bir şekilde kampı takip ettiğinde artık bir hücrede n kromozomu mu var, 2n kromozomu mu var onu anlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi hücre döngüsünde yani bu mitoz bölünmenin gerçekleştiği hücre döngüsünde DNA miktarı grafiği ve kromozom sayısı grafiğine gel birlikte bakalım. Şimdi interfaz evresi G1S G2 evresinden oluşuyordu. DNA miktarı hangisinde iki katına çıkıyordu? S evresinde. O zaman e, burada iki katına çıktığını görmüş oluyoruz. Daha sonra profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinde DNA miktarı değişmiyor. Telofazdan sonra de başlamasıyla bir hücreden iki hücre oluşurken işte orada DNA miktarı yarıya inmiş olacak. Yani bunun sonucunda da aslında başlangıçtakiyle aynı DNA miktarı olacak kesinlikle evet kromozom sayısına bakacak olursak kromozom sayısı e, interfazda ya da profaz metafazda herhangi bir şekilde değişmiyordu ama anafazda sentromer yarılması ile birlikte kromozom sayısı kısa süreliğine iki katına çıkıyormuş gibi kabul etmemiz gerekiyordu telofaz sonucunda sitokinezin gerçekleşmesi ile birlikte anafaz evresinde iki katına çıkan o kromozom paylaştırılacak ve burada da başlangıçtaki kromozom sayısına geri gelinmiş olacak. Yani sitokinez sonucunda bir mitoz bölünmenin hücre döngüsü aşamasının sonrasında artık DNA miktarı da kromozom sayısı da başlangıçtaki hücreyle bu şekilde aynı olmuş oluyor. Gelelim şimdi kontrol noktalarına. Biz demiştik ki hücre bölünmesinde interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki aşama vardı. Interfaz G1-S G2 evrelerinden oluşuyordu. Bir de mitotik evre vardı. İşte G1 aşamasında interfazın G1 aşamasında G1 kontrol kontrol noktası, G2 aşamasında G2 kontrol noktası, mitotik evre içerisinde de M kontrol noktası vardı. Burada da zaten yerlerine bu şekilde göstermiş oluyorum. Peki bu kontrol noktaları neyi sağlıyor? Ee, bu kontrol noktaları dur ve devam et sinyallerini veriyor. Yani bir aksaklık varsa dur diyor. Hücre bölünmesi devam etmesin diyor. O aksaklıkla birlikte ilerlemesin. Ama herhangi bir sıkıntı yoksa da devam et sinyali verilerek hücre döngüsü düzenlenmiş oluyor. G1 kontrol noktasında hücrenin yeterli büyüklüğe gelip gelmediğine bakılır. Biz G1 evresinde interfazın G1 evresinde ne yapıyorduk? Hücre içerisindeki her şeyin miktarını artırıyorduk. O zaman bu hücre bölünmek için yeterli büyüklüğe gelip gelmiş mi gelmemiş mi? Bunun sonucunda getirdiğimiz kontrol noktasıyla buna bakmış oluyoruz. G2 kontrol noktası neredeydi? G2 evresindeydi. Yani S evresinden sonra meydana gelen aşamaydı değil mi G2 evresi de? S evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşecekti. İşte bu G2 kontrol noktasında da DNA eşlenmesinde hata var mı yok mu diye bakılmış oluyor. M kontrol noktası da mitotik evre içerisinde yer alıyordu ya. Metafaz evresinde kromozomlar ekvatoral düzleme tek sıra haline yan yana diziliyordu ya. Ve bu nedenle de biz kromozom anormalliği var mı yok mu net bir şekilde anlayabiliyorduk. İşte metafaz evresinde de kromozomların eksiksiz bir şekilde iyi ipliklerine tutunup tutunmadığını da M kontrol noktasıyla kontrol etmiş oluyoruz. Bu kontrol noktalarında herhangi bir anormallik yoksa devam et sinyali veriliyor ve hücre bölünmesi gerçekleşiyor. Ama herhangi birinde bir anormallik varsa dur sinyali verilerek o bölünmenin gerçekleşmesi engellenmiş oluyor. Kontrol noktalarında bulunan bu protein molekülleri bir önceki evrede olaylar tamamlanmadan sonraki evrenin başlamasını engelliyor ve böylece hasarlı hücrelerin üretimi de engellenmiş oluyor. Bazı durumlar olabiliyor mesela mutasyon nedeniyle işte o mutasyon nedeniyle oluşan bazı durumlar sonucunda kontrol mekanizmaları bozulabiliyor ve böylelikle birçok anormal hücrenin oluşması gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Dokudaki anormal hücre kütlesine tümör adını veriyoruz ve bu tümörlerin iyi huylu olanları da var, kötü huylu olanları da var. İyi huylu olanlar bulunduğu ortamda yayılmadan kalıyorsa işte iyi huylu adını almış oluyor. Ama kötü huylu olan tümörler ise metastaz yaparak başka dokulara yayılabiliyor. İşte bunun sonucunda da kanserli hücreler oluşuyor. Kanser tedavisinde kemoterapi ya da radyoterapi terapi yöntemi kullanılarak tedavi gerçekleştiriliyor. Kemoterapide kimyasal ilaçlar verilirken radyoterapide ilaçlar kullanılmış oluyor. Hani böyle bu kısmı biraz hızlı geçtim gibi gelebilir ama böyle hani sadece bu kısmı bilsen yeterli ama şekil üzerinden ben sana zaten kanserli ve normal hücreyi göstermiş olacağım daha net bir şekilde aklında kalacak burayla ilgili böyle sorulabilecek çok zor bir soru gelmez daha net bizim aslında hücre bölünmeleriyle ilgili beklediğimiz sorular işte profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi evrelerinde gerçekleşen olaylar olmuş oluyor. Şimdi buradaki hücrenin normal bir hücre olduğunu burada da kanser kanserli bir hücrenin olduğunu görmüş oluyorsun. Kanserli hücre normal hücreye göre büyüklüğü şekli biraz daha farklı. Çekirdek büyüklüğü biraz daha farklı olmuş oluyor. Kanserli hücrenin boyutunda farklılık gözlenebiliyor. Yani e, normal hücreler aynı büyüklükteyken kanserli hücrelerde bir büyük bir küçük hücre oluşabiliyor. Ve organellerin şekilleri de düzensiz bir hal almış oluyor kanserli hücrelerde. Normal bir hücre bölünmesinde hücre sayısı tamamlandığı da yani kabın büyüklüğü ne kadarsa atıyorum ki o kadar hücre olduğu zaman e, bölünme tamamlanıyor. Ama kanserli hücrelerde böyle olmayıp üst üste üst üste birçok hücre bölünmesi gerçekleşmiş oluyor. Ve bu şekilde de hücrelerin sayısı normalden fazla artmış oluyor. Ve kitleler meydana gelebiliyor kanserli hücrelerde. Bu şekilde söyledik. Bir de biraz önce sana şey demiştim. İşte bir hücrede haploid mi diploid kromozom mu var? Yoksa kromozom sayısı kaç? Onu nasıl anlayacağız? İşte burada anlatacağım bilgilerle onu da anlamış olacaksın ve eksiksiz bir şekilde yoluna devam etmiş olacaksın. Bir hücrenin kromozom sayısı haploid mi diploid mi olduğunu anlamak için yaptığımız şeyler Bak neler. Şimdi ben sana bir kromozom çizecek olursam, sentromer dediğim yer neresiydi? Ortadaki kısımdı ve ben bu sentromer bölgesini sayarak kromozom sayısını bulmuş oluyordum, değil mi? O zaman ben buradaki şekillerde sana şu şekil içerisinde kırmızı olarak çizdiklerimi sentromer olarak biliyorsun. O zaman kromozom sayısını bulmak için o sentromer bölgelerini saymanı istiyorum. Burada saydığımız zaman da 1 2 3 olmak üzere 3 tane kromozom olduğunu görüyorsun. Peki bu 2n kromozomlu mu en kromozomlu mu? Onu nasıl anlayacağız? Şimdi bir hücrede 2n kromozomlu bir yapı varsa o hücrede tek sayıda bir kromozom olamaz. Yani kromozom takımı olması gerekir. Bu nedenle burada 3 tek sayı olduğu için bunun en eşittir 3 kromozomlu olduğunu düşünmeni istiyorum. 2 olmuş olsaydı tek sayı olmayacaktı. Çift sayı olacaktı unutma. Hemen aşağısına bakacak olursak sentromerleri sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane sentromer varsa 4 kromozom var. Ha, o zaman 4 bir çift sayı. O zaman kromozomların takımı var. Bu nedenle 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücreye aittir demen istiyorum kadar. Anlaştık mı? Bir de bir kromozom sayısı hesaplanırken ya da haploid mi diploid mi olduğunu hesaplarken bize renkli olarak kromozomları verdiyse o zaman ne yapmalıyız? Yine aynı mantığı düşünmeni istiyorum. Burada iki tane sentromer var değil mi? Evet. Ama burada maviden bir tane mordan bir tane var. Yani buradaki kromozomlar farklı renkte. Ha, o zaman burada en eşittir iki kromozoma sahip bir hücre vardır demen istiyorum. Yani mavi maviden bir tane daha olsaydı mordan bir tane daha olsaydı o zaman iken diyecektik. Hemen aşağıya bakacak olursak mordan iki tane maviden iki, iki tane o zaman burada sentromer bölgelerini sayacak olursak bir iki üç dört dört kromozom var takımlı olduğu için iki n eşittir 4 kromozomlu demiş oluyoruz. Yandakine bakacak olursak her bir kromozomun farklı renkte olduğunu görüyoruz. Sentromerleri sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 kromozom var ama en eşittir 4 kromozomlu olduğunu bu şekilde görmüş oluyorsun. Anlaştık mı? Bak bu sayfada anlattıklarım gerçekten çok önemli. Çünkü sen mesela sorularda şunu söylüyor mesela sana diyor ki ikiyen eşittir 6 kromozomlu bir hücreye ait olamaz diyor. Onu bilebilmen için bunu net bir şekilde anlaman gerekiyor. O nedenle bu kısım çok 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 önemliydi. Şimdi bu kısımla birlikte 19. günde anlatacağım her şey bitmiş oldu. Hemen buraya cevap sende sorusunu bırakıyorum. Ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı bu yorumlara yazmış olacağım. Hemen e, burada 19. günü bitirdiğimiz için kitabımızdan 19. günün sonunda yer alan öğretici ve ÖSYM sorar sorularını çözmeni istiyorum. Onun da kontrolünü yarın yapmış olacağım. Çözdün mü çözmedin mi sormuş olacağım. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın herhangi bir şey varsa yorumlara yazmanı istiyorum. E, videonun çok faydasını gördüysen desteklerini de eksik etmemek için yorum yazabilirsin. Aynı zamanda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma da çok sevinirim arkadaşlarına tavsiye edersen de çok 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 sevinirim. Ee, öyle videomuzun sonuna gelmiş olduk 20 günde yani yarın görüşürüz hoşça kal.